yaşam için Kadıköy'e akan yüz binlerce cana selam olsun. Selam olsun layık, bilimsel, ana dil eğitim ve demokratik yaşam için 1 Mayıs meydanını dolduran canlara. Türkiye'de siyasi iktidar eliyle eğitimin ve toplumsal yaşamın bir bütün olarak yeni kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik uygulamalar etkisini artırarak sürdürmektedir. Siyasi iktidarın toplumu kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun olarak biçimlendirme uygulamaları, farklı inanç, mezhep ve kimliklere sahip kesimler üzerinde açık ve fiili bir baskı ve dayatma haline gelmiş durumdadır. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Laikliğin varlığı, din ve mezhep farklılıkları bahanesiyle halk kitlelerinin, farklı halkların, farklı inançtan ve mezhepten insanların birbiriyle çatışmasına son vermek, her inancın kendisiyle ve diğer inançlarla eşit düzeyde ilişki kurmasını güvence altına alması açısından önemlidir. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında uygulamaya başlanan zorunlu din dersi uygulaması yıllardır din ve vicdan özgürlüğünü açıkça ihlal ederek uygulanmaktadır. Daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zorunlu din dersinin din ve vicdan özgürlüğünün ihlali olduğuna karar vermiş. Benzer kararlar Danıştay tarafından da alınmıştır. Ancak yargı kararlarına rağmen gerekli adımların bugüne kadar atılmamış olması düşündürücüdür. Okullarda zorunlu din derslerinde okutulan İslam'ın sünni mezhebinin kurallarıdır. Bu nedenle bütün din ve inanışlar öğrencilere eşit mesafede tanıtılmamakta, bu durum eşit olmayan ve ayrımcı uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ortak talepleri şunlardır. 1. Madımak Otel'in utanç listesi olması. 2. Eşit yurttaşlık hakkı. 3. Ana dilde eğitim hakkı. 4. Cemevlerine yasal statüsü verilmesi. 5. Zorunlu din derslerinin kaldırılması. 6. AİHM'in aldığı ve Türkiye'nin uygulamakla yükümlü olduğu kararların yaşama geçirilmesi. 7. Yeni bir demokratik anayasanın kabul edilmesi. 8. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet üstünde devlet olmasına son verilmesi. 9. Kamu hizmetine girişte liyakat ve eşitlik ilkesinin yaşama geçirilmesi. 10. Devletin inanç toplarına eşit mesafede muamele etmesi. 11. Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulması. 12. Tüm kimliklerin ve inançların özgürce yaşadığı çağdaş, demokrati, layık bir Türkiye talep ve hedefleridir. Bütün Alevi demokratik güçlerin birlik içerisinde hareket etmeleri kaçınılmaz bir gerçektir. Belirtilen taleplerin gerçekleşmesi için tüm Alevi kurumları başta olmak üzere tüm demokratik kurumların, aydınların, sanatçıların, dedelerin, kadınların, gençlerin, düşünen, yazarların, tüm emekçi ve ezilenlerin bu mücadeleye destek vermeye ve birlikte çalışmaya 13 Şubat'taki eyleme katkı vermeye davet ediyor.